Donanıma benden herkes selam beniniz. Ben Tunahan. Bu videoda Tunahan'la beraber renkli hoparlörleri deniyoruz. Evet önümüzde 3 adet farklı kutu ve hoparlör var. Dilersen yavaştan açmaya başlayalım. Başlayalım. Tepe kameramıza göstermek istiyorum. Bu ürün gerçekten çok fonksiyonlu böyle bir yapıyla beraber. Bir o kadar çok çıkıyor. ibare var ki teknolojilerle alakalı Aynen bir bakalım öyle. istersen onlara da. Bak mesela bunlardan bir tanesi Bluetooth 4.0 teknolojisine sahip. Tamam. IPX4 5... koruması var. 5 farklı aydınlatma teması var. 25 Watt maksimum çıkış desteği var. Ee, onun dışında NFC desteği var. Benden uzaklaştırıyorsun şu an. Ee, 3.5 mm jack girişimiz var. Kontrol butonları var. Alarm fonksiyonu var. 2200 mAh bataryası var ve handsfree konuşma desteği de varmış. Bayağı dolu dolu ve üstü ben şu özelliği özellikle hoşuma gitti. Evet ya Şöyle bu değişik bir hani, yapısı var. Bu normal resim gibi duruyor ama böyle hani hologramlı resim şeyler oluyor ya böyle çeviriyorsunuz da şeyleri onların yapıları değişiyor. Bu da onlardan bir tanesi mobil uygulama desteği de var hoparlörü. bayağı Baya dolu dolu. Bu akıllı bir hoparlör aslında yani evet. baktığın zaman. Çünkü bak mesela hand free speaking iyi bir olay yani. Ya arabada falan mesela kullanabilirsin bunu. Aynen. Neden olmasın? Açalım istersen artık. bak burada En küçük zaman kutu dedik ama en marifetli de olabilir. Galiba belki. olabilir. Bak burada direkt hoparlör bizlerin karşısına çıktı. Şöyle arka tarafını çevirdiğimiz zaman burada Türkçe dil desteğinin de kurulması güzel, güzel olmuş şey. yani açıkçası e, iOS ve Android için Adnet Audio uygulamasını indirip ayarlamalarını oradan yapabiliyormuşuz. Diğer fonksiyonlara zaten oradan erişebilecekmişiz. Şöyle kutusundan çıkartalım istersen. Çıkartalım. Genişten. Pembe ünlü bıçağımızı elime alıyorum. Bu bıçak... Buyur abi çıkarmayı da sana vereyim. Bu bıçak Türkiye'de pek çok teknoloji meraklısından daha fazla e, teknolojik ürüne temas etmiş olabilir. Aynen Hatta öyle. bizim toplamımızdan daha fazla çünkü herkes bunu kullandığı için. Yani Mesut, Zamanında Mesut abi, işte Erda abi de bu bıçakları falan kullandı. Ya şu arkada bir tane daha varmış onu da hemen açayım. Yani ben kaç tane ürüne değdiniz sayamam açıkçası. En az 100. <laughs> Rahat. Kutuyu kenara alacağım. Üst kısmında bir plastik var onu da şöyle kenara alsana zahmet. Aldım. Evet. Şöyle. Ooo. Marifeti gelmiş aslında. Evet. Alt kısımda bir adet. Şöyle bir... Kullanım kılavuzu bayağı da kalın bir kitapçık. Evet manuel yazmış zaten buraya. Şöyle bir sürü. Şu an böyle bir plastik kokusu geldi. Geldi abi geldi evet. evet. Bir adet 3.5 mm her ucuda 3.5 mm olan bir ya, kablomuz, Ağuz kablomuz, kablomuz geldi. Var, Zolt evet. kablomuz. Bir adet ah. mikro USB kablomuz var. Bir tarafı tipa. Evet, tipa'dan C... mikro USB. Aslında artık Type-C bizim beklediğimiz şeylerden bir tanesi. Evet. Hani ben bu da de açıkçası Type-C'yi görmek isterdim. Ya, kablo, yassı kablo falan hoş ama keşke dediğin gibi tip C olsaymış. Bir adet şöyle çantanıza vesaire bir yerlere takmanız için şöyle yanındaki ipine oturtabileceğiniz bir askı aparatı ve ürünün kendisi. Dilersen bunda sen kurcala. Abi şöyle baktığımız zaman çevresinde bir kauçuk plastik malzemenin evet. kullanıldığını görebiliriz. Bu da ne anlamı gelecek? IPX4 sertifikasının aslında buradan geldi anlamına gelecek. Kesinlikle. Çünkü suya karşı dayanıklı bir modeli burada görüyoruz. Şurada böyle bir plakası var. Kapatılmış. Bakın buradan ürünü şarj edebiliyoruz. Açma-kapama düğmesi de var sanırım. Aynen öyle. Aux portuna da buradan erişim sağlayabiliyoruz. Ee, üst tarafına baktığımız zaman da burada neleri göreceğiz? Ee, durdur oynat butonu, parça değiştirme butonu, ışıklandırma butonu var. Bir de evet. mod butonu var. Mod butonuna basma zaman neler değişecek? Açıkçası merak ediyorum. Hemen abi ne yapalım? Bence ben ürünü açalım. Açalım. Bu arada ürünün bir güzel yanı da hani dışı öyle bir korumalıklık yani bazı eskiden böyle fuarlarda falan korumalıklı telefonlar gördük böyle özellikle inşaatlarda falan çalışanlar düşünce bir şey olmasın diye. Bunda da öyle bir izlenim var yani yere düşse sanki çekinmezsiniz gibi bir hissiyatı var bunun. Tamamı böyle kaplanmış olduğu için. Ya hani bir araba markası var ya şu an ismini tam olarak hatırlayamadım. Bu harfiyat tarzı şeyler yapıyorlar. Hı hı. Onların böyle oyuncakları var. Onların oyuncakları da çok sağlam oluyor. <laughs> bu da onlar gibi yani çevresi gerçekten öyle ve ben bunu 10 kısmına getirdim ama bu açılmadı. Belki şarjı bitik bir şekilde gönderiliyor olabilir. Bizim şarjını doldurmamız gerekir. Şimdi kontrollerimizi yaptık. Maalesef ürünün şarjı yok. Bunu kenara bırakalım. En son buna değinmiş oluruz. Polo Smart. Şöyle tepe kamerada göstereyim. Ee, Daha Beam... irice bir kutumuz var bu sefer. Aynen. BİM'i yakından takip edenlerin aslında bildiği bir marka Polo Smart. Genelde BİM'deki teknolojik ürünler Polo Smart markası adında satışa sunuluyor. Tuna hemen şuradaki pembe bıçağımla yeniden Tabi. şurayı açıyorum. İki yanda da var. Onları da aç istersen. Açalım. Şuradan bunu da açabiliyorum. Bu şekilde. Biraz normal kutuyla kesim sanki. Öyle hissediyorum. Olsun. Canım sağ olsun. Bu kısmı açtık. Gerisini sana teslim ediyorum. Şöyle açtığımız zaman burada bantlanmış bir şekilde. Evet. Üst o da düzeyi görüp... gördük. Değişik bir çözüm kullanmışlar. Şöyle aslında şu tarafa doğru açmak daha doğru olacak sanırım. Kutuyu kaldıralım. Hemen buradan bir Ferrari geldi yine, bir tane tip C değil bu sefer yine. Micro, micro USB kablomuz. tipa Aux kablosu. Yine bir Aux kablomuz. görece bir tık daha kalitesi düşük deminkine göre. Bir tık göre. daha kalitesi düşük evet. Alt kısımda bir adet kullanım kılavuzumuz. Şöyle tükçe. göstereyim sizlere. Şöyle şu parçayı da kenara kaldıracak olursak. Evet. Geliyor. Ve, Ve hoparlör, hoparlör çıktı ortaya. Kösüldüğü mi iyi görünüyor. Valla görünüş hoş. hoş. Evet. Şöyle yine dilersen Oo. sana takdim edeyim. Bak arkasında böyle bir yer var. Basın oynadığı kısım sanırım burası olacak. Yüksek Alt. ihtimalle. Şurada küçük yapılar kullanılmış ki masayı koyduğunuz zaman itmekte zorlanabilirsiniz diye. Ki sallanmaması en önemlisi zaten. Kesinlikle. Bak buraya baktığımız zaman USB portunu görüyoruz. Yani flash bellek üzerinden de oynatım yapabiliyor. USB 2.0 gibi duruyor buradan. Evet USB 2.0 gibi. Buradan 5 volt üzerinden şarj edebiliyoruz micro USB. Agus kablosu girişi var ve TF yani. Küçük mikro evet. takabileceğimiz bir güzel bir dolu dolu bir arka plan var açıkçası. Ön tarafa geçtiğimiz zaman da Polo Smart Logos'u dikkat çekiyor ve çerçevesi mavi bir malzemeyle kaplanmış. Dışarıdan bakıldığı zaman modern bir yapıyı açıkçası bizlere sunabiliyor. Duruyor. Modern duran bir ürün. Üst tarafına baktığımız zaman da burada neleri görüyoruz? Ses azaltma ve ses yükseltme, play butonu, mod butonu ve arama butonu. Büyük ihtimalle gelen çağrıları bunun evet. üzerinden cevaplayabiliyoruz. Evet, buradan cevaplayabiliyor olmamız güzel bir detay. Onu da deneyebiliriz aslında. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Üründe mikrofonumuz var yani. yani. Yani bu arada bu ürünleri eğer satın almak isterseniz açıklama kısmındaki bağlantılar üzerinden ürünleri satın alabilirsiniz. Belirtmiş olalım. Bence abi hiç söz uzatmadan ürünü açalım ne diyorsun. Açalım. Umarız bu sefer şarjımız vardır diyecek bir şey var. Evet. Bu açıldı. Şu an... bir, biraz disco gibi ön taraf bayağı ışıklandırmalı. Ya, ışıkla... Işıklı ışıklı. Işıklandırması e, kutusunda daha iyi görünüyordu. Burada çok fazla Tabii bilgi olmuyor. Tabii şu an stüdyo ışıklarının altında olduğumuz için yani 4-5 farklı noktadan çok sağlam ışık vuruyor buraya. Ama yine de az gibi ya bana öyle geldi. Ya yani, akşam sahil kenarında evet. karanlıkta için, falan olsan okey. Ben şimdi ne yapayım? Ortamda falan. Ona bağlanayım değil mi? Tamam. Bluetooth'a girelim. Polo Smart fs 37 diye çıktı. Şu an ürüne Bağlandı. bağlandım. Hemen telif yemeyeceğimiz bizim. No copyright sound. Aynen öyle. Pek çok videomuzda aşina olduğunuz müziğimizi açacağız. İyi. Bence gayet iyi. Ya. Yani, yani gümbür Titretmiyor ama o basların hissiyatını Bence direkt durarak veriyor Bence tizler, baslar çok yerindeydi yani. Gayet ya okey. Yani dinlenir. Yani bununla Bir müzik dinlersin. Bir fiyatını kontrol etmek istiyorum. Şimdi fiyatlar değiştiği için normalde fiyat vermiyorum Tabii. ama. PoloSmart e, Bluetooth Hoparlör diye aratalım. Şimdi fiyatı kontrol ettik. Stoklar konusunda çok fazla bilgi bulmak zordu. Ondan dolayı yani epey kullandım neredeyse burada. Neredeyse kalmamış şu an stoklarda hiçbir yerde ama. Ve fiyat 150 lira. Çok, çok iyi. iyi. Yani çok 150 lira iyi. için çok iyi. Bir de bu hani... Son zamlardan sonraki fiyat hani geçmiş fiyatlara da baktık. Aynen. 70-80 TL civarlarında da bulunabildiği dönemler olmuş. Bu performans, bu tasarım, hani malzeme kalitesi, işte destekli teknolojilere baktığın zaman bu gerçekten iyi abi. Fiyatını hak ediyor yani. Fiyatını hak ediyor. Tabii yok mu hani ankerler, şunlar bir tabii sürü var. Ama var fiyat çok iyi işiyor hani, ama. Nerede var ama? Bu fiyata göre bu performans okey, benim kabulüm. Benim de kabulüm, tasarım olarak da beğendiğim bir model oldu. Güzel. Şimdi hazırsan en üst modele geçelim boyut olarak. En sonunda da küçük olanı deneriz ve kıyaslamasına geçeriz. Bakalım boyut olarak büyük olan aynı zamanda diğerlerinden kalite anlamında da önde mi? Bakalım göreceğiz. Bu arada burada ne var? 12.000 mAh'lik bir batarya kapasitesi var çok ürünün. Iyi. Çok çok iyi. Mikrofon girişi varmış. Mikrofon girişi de işte bu karaoke gibi, hani kafe gibi... Yani kafelerde var ya o mantık. Aynısını dışarıda işte parkta, bahçede, sahilde yapmak isterseniz kullanabileceğiniz bir özellik. Bluetooth bağlantımız var 10 metreye kadar. Zaten alışık olduğumuz bir durum. RGB ışıklar. RGB ışıklar var, LED aydınlatmamız var. USB üzerinden e, maksimum 32 gigabit per second aktarım hızıyla e, dosyalarınızı oynatabiliyormuş. Onun dışında yine e, SD kart yuvası var. Yine 32 GB'a kadar destek veren 3.5 mm AUX portumuz var ve TWS ne demek? Yani kablosuz bir hoparlörden bahsediyorum. Ve aynı zamanda kablosuz bir hoparlör. Aç abi buyur. Tamam, Sen de zaten açmışsın şeyini. Şuradan arka tarafı çevirelim. Boyutuna oranla hafif durduğunu söyleyebilirim. Şöyle kutuyu şey da kalması. kenara i̇şte kaldırdım. Tipçi süper. Evet <laughs> tipçi bir ürünle karşı karşıyayız nihayet. Bir AUX kablomuz var. Kenara alıyorum. Burada tipçe kablomuz var. Çok iyi. Ve karşımızda da ürünün kendisi var. Boyutuna oranla çok hafif desem a. Çok daha ağır bir şey bekliyordum. Gerçek evet. anlamda çok daha ağır bir şey bekliyordum. Ve şöyle yukarı size göstermek Maşallah. istiyorum. <laughs> dolu dolu yani. Dolu dolu. Bakın buradan ses seviyesi ayarlanabiliyor. Aux portumuz var. LED ışık var. İşte şarj edebileceğimiz kısım var. Micro SD kart yuvası var buradan sanırım led'leri aktif edebiliyoruz. Mikrofon girişi var ki dediğim gibi karaoke. Led modları arasında değişiklik yapmadır yüksek ihtimalle. Karaoke için kullanabileceğiniz bir mikrofon var. Dolu dolu abi. Bayağı. Burada herhangi bir şey var mı? Yok. Alt tarafına geçtiğimiz zaman. Zaten da hoparlör da bir kısmı ön tarafta olduğu için hani bu taraf daha görsel olarak düşünürsek ki bu arada bir tık sanki ezilmiş. Evet. Eee hani Biliyorsunuz ya böyle arabalardaki hoparlörler şöyle yuvarlaklarının içine elinizi soktuğunuz zaman o kısım şey oluyordu. Hayır, acaba taşıma esnasında mı oldu başka bir dönemde mi oldu onu da Bilmiyorum. bilmiyoruz ama. Bir Şimdi... bas vurursak belki düzeltir. Ben açıyorum ürünü abi. Açalım. Hoş bir ses. Bir şey söyleyeyim mi? Ön de yansıyor he. bu arada. Aydınlatma. Oh. Tepe kamerasına da göster istersen. Şöyle gösterelim. Işıkları. Şu İçi dışı bir. İçinde ne yansıyor dışında da o var. Bakın bence Şuraya güzel görünüyor. Şuraya bir şey yani. yapıştı bir toz onu alamadım bir türlü. Çıktı evet, tamam. gitti tamam. Şimdi ben bu ürüne bir bağlanayım. Hemen bir ses testini yapalım. Ayarlara giriyorum, Bluetooth'a tıklıyorum. Görün ne olarak, olarak çıkacak. Evet, ürün gerçekten görüntü olarak hoş. MD 193 BT olarak karşımıza çıktı. Bağlan diyorum ve bir ön daha... taraftaki ön tarafta ayrı bir ışıklandırma var bu evet arada. Evet. evet. Ve bağlandım. ürüne bağlandım. Taşıması da kolaymış ya. Bak gerçekten Hafile çok açık. Hafif o açıdan önemli. Ama Hazır bir mısın? de tabii ses performansına bakmak lazım. Şöyle tam karşımıza alalım dinleyeceğimiz bir pozisyona. Hazır mısın? Hazırım başlıyor. Şunu söyleyeceğim. Ses yüzeyi çok çok iyi. Çok yüksek ama çok yüksekken Frekansla net değil. Frekans değil evet. O hani bozulmalar yaşanıyor. Sesi yükseltmeden önce o kısmı aldığım zaman onu farklı zaten. Sesi en yükseğe aldığım zaman o titreme dediğimiz o cızırtı evet. ortaya çıktı ama bence. Ben de o yüzden biraz sesi kısayım dedim biraz da öyle dinleyeyim diye. Ama... Gü güç olarak çok iyi. Orta frekanslarda demin orada duyamadığım bazı melodileri burada duydum. Ama işte o. Ses hafif boğması biraz canımı sıktı ama ses yüksek bu, değil. çok çok iyi. Şöyle lazım. Bu biraz açık ortam ürünü olduğu için Tabii. aslında. Hani o konularda bence kullanıcılar beklentide çok yüksek ya çıkarmıyorlar. Zaten bunu, bunu alıyorsan odyofil değilsindir. Yani bir ortama giriyorum arkadaşlarla müzik dinleyelim sesi Abi, yüksek olsun diyen basidi, birisi için bu. Bunu kampçı alacak yanına götürecek. Kampta çadırında kullanacak. Ha, yani. Çadır için belki çok yüksek ses performansına sahip olabilir. Toplarsın bunu. dağdan inerler bunlar. Mesela şeyde de, sahilde de çok rahat kullanabilirsin bunu yani. Tabi insanları rahatsız etmeyecek şekilde. Peki ne, yap ne yapalım? Fiyatına bakalım. Tabii bakalım. Fiyat çok önemli. Şimdi fiyatları sizlerle beraber kontrol etmek istiyorum. Çünkü sonrasında e, fiyat beklentilerimiz biraz değişiklik gösterebiliyor. Hemen model ismine bakıyorum. MD193BT 170 evet. lira. İyi. Çok çok iyi. Okey. Şu an Amazon üzerinden bu fiyata bu ürünü alabiliyorsunuz. Ücretsiz kargo ile beraber linki açıklama kısmında yer alıyor. Az önceki ürünü dersen bu ürünü mü dersen bunu seçelim. Çok net. Bu da seçilebilir. Öbürünün ses netliğini ben daha çok beğenmiştim ama bu, ama bu da... bu da ses daha yüksek, fonksiyonları evet, yüksek. daha fazla ve hani tip olarak baktığınız zaman da gerçekten iyi duran bir şey abi yani ya, baksana şuna. oranla sesi bayağı güçlü. Tabi dik durması için Bir RGB biraz seviyorsanız. Zor. Ki biz oyuncular olarak her zaman severiz RGB'yi. Ben herhangi... bu konuda aynı görüştüm. <laughs> On-off butonu yok. Şu görmüş olduğunuz yuvarlak kısmı çevirdiğiniz zaman ürün Şu MLED butonuna da bir bassana sana zahmet. Basalım abi. Mesela açtım. Emniyet butonuna basıyorum. Evet, farklı modlar arasında. Geçti. Işte modlar arasında geçiyor. basılı tuttuğum zaman ne oluyor? Buradan içerisini gözüküyor ledi, bu arada. LED'i açıp kapatıyoruz evet. abi, evet. Buradan bastığımız zaman LED'i açıp kapatıyoruz. Bence 170 lira için ya çok bu dönemde çok... en azından okey yani. Ve 8 watt gücünde olan bir hoparlör. Ya ses gücü olarak ya ses çıkış gücünde yana hiçbir sıkıntı yok. Kesinle tatmin edici. Hani ses performansı konusunda da fiyatına göre Bence iyi. tercih edilir. Evet uzun bir zamandan sonra kamera karşısına yeniden geçtik. Görüşmeyi bayağı zaman <laughs> bayağı oldu ya. abi. Bunun şarj olması gerçekten uzun sürdü bu arada. Tamamıyla da şarj edemedik yani. Öyle bir durum var. En azından çalışacak durumda şu an size gösterebileceğiz. Şimdi buradan bu kısmı açıyorum. Şöyle on moduna getiriyorum. E, o ses geliyor. Bluetooth. Bluetooth. Son zamanlarda hoparlörde erkek zor duyuyorum. Evet. Ve bu nadelerinden bir tanesi de device'a inanılmaz yani bir, bir İngiliz aksanıyla brilliant konuşuyor. Şimdi ilk olarak mobil uygulamasından başlayacağım. Onları gösterdikten sonra sizlere ses performansı alakalı detayları anlatacağım. E, bu modelin diğerlerinden farkı mobil uygulaması olması. Aynen. Onunla şöyle, da eşleştirdik. Mobil uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Hatta Tunal sen de şöyle tutman olacak. Tabii. Şöyle. Şimdi mesela mobil uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Buradan LED panelin isiniz kısmından ayarlayabilirsiniz. Mesela buna tıkladığım zaman şöyle burası sese göre değişiklik gösterebiliyor. Mesela buna tıklayalım. Bakın şu an bu gördüğünüz kısımda adım adım giden ledler var. Burada mesela küp yani kare haline geliyor ve dönmeye başlıyor. Bu da gökkuşağı modu. Farklı farklı renk tonları böyle kendi arasında geçiyor, duruyor. İsterseniz alarm da kurabiliyorsunuz. Mesela alarm bölümü üzerinden buraya bir alarm kurup bundan da kendinizi uyandırmanızı güzellik. sağlayabilirsiniz. Aynı öyle güzel bir özellik. Bak baktığınız zaman buradan genel olarak kontrol yapabiliyorsun ki benim en sevdiğim mod açıkçası bu oldu. Şimdi isterseniz hemen Tabii, ses açıp deneyelim. Bakalım. Hatta istersen o sırada da efekti de ses Aynen, onu da göre gösterelim. olan ayarlarız. Şimdi ilk önce bir dinleyelim istersen. <laughs> Tabii. Şu an en yüksek sesle miyiz? En yüksek sesle. Diğerlerine göre daha düşük. Kadar denememiz yeterli. Çünkü evet. çok fazla testlerimiz hep bu parça üzerine yapıyoruz. Anlamak için yeterli olacak. Şöyle boyutuna göre ses performansı okey ama diğerlerinden sonra buna geçtiğiniz zaman çok ciddi bir şekilde bir ses yüksekliği konusu düşün olduğunu anlayabiliyorsunuz. Diğerlerinde de arada konuşmaya çalışıyorduk. Orada sesimi böyle zor duyuruyordum sana. Yan yana olduğumuz halde evet. Şimdi o kadar bağırmak zorunda kalmadım. Tabii boyutlarının küçük olmasının da payı var. Ama ses netliği konusunda iyi ses yüksekliği konusunda. E ses netliği tizleri Sadece. beğendim. basları da beğendim. basları da kendini hissedebiliyor ama Hani bildiğiniz üzere ses yükseldiği zaman basları da biraz daha dolgun olacak şekilde hissediyorsun Hı -hı. ya Bunda işte o Diyorsun ya biraz daha basları iyi olabilirdi. Hani evet. böyle bir deneyim sunuyor. Tabi bunun da artı yanları işte alarm kurma gibi diğer özelliklerin Akıllı olması. Akıllı özelliklerin evet. olması. Evet. Bir mobil uygulamaya sahipsiniz bir kere. Bir hoparlörden evet. bahsediyoruz. Şimdi abi istersen şu kontrol panelini göstereyim. Ben Tabii. buradan müziği oynatayım. <laughs> Şimdi ben burada susacağım. Tepe kameradan sizlere buradaki modları göstereceğim. Al abi telefonu. <laughs> bence gayet yeterli olmuştur. Efektler çok güzel gerçekten. Efektler güzel. Yani. yani bir Bluetooth hoparlör için gayet iyi. Uygulamamızın adı Ednit Audio bu arada. betmek istiyorum. Abi bunun fiyatına bakalım mı? Bakalım. Bu sanki daha yüksek olacakmış yani gibi bana da geliyor, öyle geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Amazon'da ürünün satışı varmış ona bir tıklayacağım. Şu an Prime avantajlarından faydalanarak bu ürünü 170 liraya satın alabiliyorsunuz. Genel olarak benzer fiyat bantlarında olduğunu söyleyebiliriz. Hani burada olay Biraz Boy. tercih meselesine kalıyor diyebiliriz. Yani bundaki akıllı özellikler ilginizi çekiyorsa bu modeli tercih edebilirsiniz. Ama ses yüksekliği benim için daha önemli diyorsanız mesela Mikado orada bak, fazlasıyla bak. öne çıkıyor. Ya bak. İstersen bak. üçünü de yan yana Şöyle getirelim. Bakalım. Tasarım olarak, yani tasarım kalitesi olarak bu. Bu, kesinlikle bu. Ses bak. yüksekliği olarak Mikado, akıllı özellikler olarak Ednet. Ama hepsini bütünleyecek olursan hangisi senin daha çok hoşuna giderdi? Ya. Amacım ilk etapta müzik dinlemek olduğu için bu ikisi daha böyle bir kapışırdı kafamda. Bak ben de aynı şeyi düşünüyorum. Şimdi bak ben biraz da görsel şovu seven Hı -hı. birisiyim. Bunun ışıkları da güzel ama bu da ışıklı. İşte, bu da ışıklı. İyi hatırlattım ben bunu seçiyorum. onlar Ben yani, çok fazla aşırı ışık efektleri sevmiyorum. Işık kapatılabiliyor da, ama. Kapatılabiliyor ama malzeme kalitesi ve tokluk olarak bazı üst seviye blut popülerlerle evet. benzerlik de gösteriyor. Yani ilham alınmış o tarafta. O yüzden bu model daha bir hoşuma gitti diyebilirim. Ya benim, benim buradaki... Genel amacım işte hepsini bir araya getirdiğim zaman hangisi benim için daha hoş? Hı hı. Ben bu Mikado'nun bu modelini daha çok beğendim çünkü fonksiyonellik çok fazla ve bayağı hafif. Yani, yani şu panelden yapamayacağın kadar. iş çok. yok. Ya bu ne abi? Her türlü desteği ve var. Ve fiyat çok iyiydi yani. Ya, zaten aşağı yukarı dediğimiz gibi benzer fiyatlar ama hani hakikaten hem taşınma kolaylığıyla hani boyutları büyük olsa bile çok hafif, beklediğimden çok daha hafif ve aynı zamanda ses yüksekliğiyle de hani. Bir ortama gidiyorsunuz arkadaşlarınızla müzik dinleyeceksiniz. Gerek açık hava gerek kapalı ortam hiç fark etmez. Yani beklentinizi karşılar kesinlikle. Şimdi evet ürünler genel olarak bu şekilde sizlerle beraber ürünleri denemiş, performanslarını yorumlamış olduk. Tabi sizler de yorumlarınızı bu videonun alt kısmında, yorumlar kısmında bizlerle belirtirseniz hangi ürün sizin favoriniz oldu bunu belirtirseniz seviniriz. Açıkçası sizin fikrinizi de merak ediyorum ben. Şimdi ise testimizi yerine getirelim. Aynı parçayı 3 hoparlörden birden açacağız. Bakalım Sis yüksekliği konusunda hangisi lider olacak? Hadi testimize geçelim. Evet videomuz bu kadardı Tunan'la beraber hoparlörleri denemiş olduk. Ee, lütfen görüşünüz yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu ürünleri satın almak isterseniz açıklamalar kısmındaki bağlantıları kullanarak ürünleri satın alabilirsiniz diyorum. Evet. E, yavaştan. Kapalı artık. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça, hoşça kalın. Kalın.